Son birkaç gündür Tansu Çiller'in siyasete geri döneceğine yönelik iddialar gündemden düşmüyor. Tansu Çiller bir açıklama yaptı. Ben siyasete geri dönmeyeceğim dedi. Oda TV'ye yapılmıştı bu açıklama. Ancak buna rağmen Yeni Çağ Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. Bu haberde Aydınlık Demokrasi Partisi Genel Başkanı Salih Öner'in istifasına yer verildi. Çünkü Tansu Çiller'in adı bu partiyle geçiyordu. İddialara göre Tansu Çiller bu partinin başına geçecek, siyaset sahnesine geri dönecekti. Peki Tansu Çiller'in geri dönüşü ne yapabilir? Siyaset sahnesinde nasıl bir etki yaratır? AKP medyasındaki yorumculara bakarsanız Tansu Çiller geri dönerse Meral Akşener'in yükselişi duracak. Peki bu mümkün mü? Ben öyle düşünmüyorum. Tansu Çiller'in geri dönüşü Meral Akşener ve İYİ Parti'ye zarar vermez. Aksine bugüne dek AKP'ye oy veren Doğru Yol Partisi seçmeninin Çiller'in partisine kaymasına neden olur. Meral Akşener'in İYİ Partisi'ne oy verenlerin büyük bir bölümü MHP politikalarından rahatsız olan kişilerden oluşuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminden umudunu kesenlerden oluşuyor. Bugün İYİ Parti'ye en çok desteği bu iki kesim veriyor. Yani Çiller'in dönüşü Çin'den bile duyulur diyenler büyük bir yanılgı içerisindeler. Oy oranını %9'larda bırakan Tansu Çiller seçim sonrasında siyasete %1'lerle veda etmektense emekliliğinin tadını çıkarmaya devam eder. O yüzden Meral Akşener'e rakip Tansu Çiller'den olmaz.